Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ASP.NET Core platformda RapidMQ'nun Header Exchange özelliğinden bahsedeceğim. Şu an görmüş olduğunuz kodlar daha önce oluşturmuş olduğum Fanout Exchange videosuna ait olan kodlar. Bu videonun linkini sağ üst bölüme bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Header Exchange ile ilgili internetten ulaştığım bir görsel bulunmakta. Bunun üzerinden anlatmaya çalışacağım. Exchange bölümünde Exchange type'ını header olarak seçiyoruz. Devamında bir dictionary içerisinde header özelliklerini tanımlıyoruz. Burada header ile ilgili iki farklı parametre bulunmakta. Bunlardan sadece birini tanımlayabiliyorsunuz bir header içerisine. Birinci parametre xmatch all parametresi. xmatch all da göndermiş olduğunuz header parametrenin birebir örtüşmesi gerekiyor. Örtüşmediği takdirde işlem devam etmeyecektir. X match any'de ise sadece birinin örtüşmesi yeterli olacaktır. Biri örtüştüğünde işlem devam edecektir. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da göndermiş olduğumuz routing key özelliği. Routing key özelliğini burada null göndereceğiz. Boş göndereceğiz. Sonuç itibariyle header'ı kullandığımız için routing key'e gerek kalmayacaktır. Bunu kodlarla anlatmaya çalışayım. Burada ilk metodumuzu oluşturalım. Private Void header exchange diyelim. Örnek aşağıdaki kodumuzu alalım. Ekleyelim. Devam edelim. Exchange deklare işlemini yapalım. Exchange'imizin name'ini verelim. Exchange type'ımızı belirleyelim. Buradan header'ı seçmeyi unutmayalım. Devam edelim. Channel queue declaration işlemine başlayalım. Buradan queue name'imizi gönderelim. İstediği parametrelere girelim. False, false, true olarak girelim. Devam edelim. Channel queue binding işlemine geçiyoruz. Burası önemli arkadaşlar. Burayı dikkatli dinlerseniz sizin için iyi olacaktır. Queue name diyelim. Devamında bizden exchange name istiyor. Az önce yukarıda atamış olduğumuz exchange name'i atıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken diğer bir özellik routing key özelliğinin boş gireceğiz. Null göndereceğiz. String empty diyoruz burada. Devam edelim. Burada argüman istiyor. Argümandan kastı bir dictionary. Az önce bahsetmiş olduğum header'ın özelliklerini bu dictionary içerisine ekleyeceğiz. Bu şekilde göndereceğiz. Burada dictionary'imizi tanımlayalım. New dictionary diyoruz. Buradan string obje diyoruz. Buradan x match diyoruz. All diyoruz. Hatta şunu kopyala yapıştır yapayım. Zaman kaybı olmasın. Şekilde ekleyelim. Buraya gelelim. Op diyelim. Burada convert diyelim. Burada format diyelim. PNG diyelim. Şu an için header kısmı ile ilgili dictionary'yi oluşturduk. Devam ediyorum. Burada property alanını oluşturacağız. Create Basic Properties diyoruz. Nokta headers diyoruz. Bu kısımda ise New Dictionary diyoruz tekrar.
header'ımızı göndereceğiz. String object şu şekilde, şuradan üst kısımdan kopyalayayım. Hatta şu kısmı komple alayım. Evet, property alanında oluşturmuş olduk. Devam edelim. Basic publish diyoruz. Buradan bizden exchange name istiyor. Devamında ikinci parametre olarak göstermeye çalışacağım. Routing key istiyor. Routing key'i boş gönderiyoruz. Devamında bizden basic properties istiyor. Yukarıda tanımladığımız props'u gönderiyoruz. Devamında bizden datamızı istiyor. Datamız da yukarıda tanımlamış olduğumuz data. Evet. Şu an için kodlarımızı tamamladık. Şimdi çağırma işlemini de yapalım. RapidMQ'nun arayüzünden de gözlemleyelim. Çalışıp çalışmadığını. Evet. Çalıştıralım projemizi. Şuradan metodu çağıralım. Evet. Şuradan arayüze ulaşayım. Evet. Geldi. Görmüş olduğunuz şekilde gönderdiğimiz argümanlar ekrana yansımış durumda. Şu kısma gelelim. Şuradan get mesaj diyoruz. Burada görmüş olduğunuz şekilde property'de header'ımız tanımlı. Datamız da burada kayıtlı. Bu şekilde header exchange özelliğini kullanabiliyoruz. Arkadaşlar, video umarım yararlı olmuştur. Kanala abone olursanız sevinirim. Destek amacıyla yorum yazarsanız, beğen butonu tıklarsanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız yeni yayınlayacağım videolar hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Umarım yararlı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim.